Ermeni Apostolik Kilise takvimine göre Aziz İlyas Pazar'ında Türkiye Ermenileri Kadasitli Patriği Saak 2. Maşalyan vaz verdi. Türkiye Ermenileri Patrikliğinin aldığı karar uyarınca Ermeni Apostolik Kiliseleri ülkenin sağlık şartları da uygun ise 19 Temmuz Pazar günü Bartavar Yortusu ile ayinlere açılacak. O güne dek ayinler sosyal medyada devam edecek. Ermeni Apostolik Kilise takvimine göre Aziz İlyas Pazarı'nda Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği 2. Sahak Maşalyan vaaz verdi. Vaazında kibir inanç karşısındaki en büyük kayadır dedi. Türkiye Ermenileri Patrikliğinin aldığı karar uyarınca Ermeni Apostolik Kiliseleri ülkenin sağlık şartları da uygunsa 19 Temmuz Pazar günü Vartavar yortusuyla ayinleri açılacak. O güne dek koronavirüs önlemleri döneminde olduğu gibi hafta içleri halka kapalı şekilde kutsal sunu ayinleri yapılmaya ve pazar günleri bu ayinin Patrikliğin Facebook sayfasından yayınına ardından canlı yayında Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği 2. Sakın vaazlarının yayınına devam edilecek. 7 Haziran Pazar günü yayınlanan Kutsal Sunu Ayininin ardından Patrik ikinci Saak Ermeni Apostolik Kilise takvimine göre Aziz İlyas Pazarı olması sebebiyle Ermenice ve Türkçe vaazlar verdi. Kadasetli Patek ikinci saak vaazında şu ifadeleri kullandı. Kibir inanç karşısındaki en büyük kayadır. Kutsal kitapta birçok kez Tanrı kendi gücünü tam bir gerçeklikle belirtti. Fakat bu mucizenin birçok tanıkları dahi kibirlerine yenik düşerek gerçekliği görmeyi reddettiler. Günümüzde de belli bir gruba dahil olarak ayrıcalıklı olduğumuz öğretisi bizlere aşılanıyor. Fakat unutmamamız gerek ki sadece Aslında bir gruba dahil olmak bizleri ayrıcalıklı kılmaz ve bu düşünceyi putlaştırmak bizleri zehirler ve kibrimizi besler. Tanrı'nın bize en büyük öğretisinden biri benzer yanlışa düşmemek ve insanlığın ortak değerine önem vererek değer kazanmaya çalışmaktır. Bizim olan şeyleri elbette ki seveceğiz, sayacağız, kollayacağız, yücelteceğiz. Zor zamanlarda o toplum dayanışmacısını artıracağız. Mesih'in hayatına getirmek istediği bu artıları almanı öneriyorum. Işığı al, hakikati al ve onu tanı ve onunla beraber hayatına yeni bir yön ver. Çünkü hakikatten sadece bugün kaçabiliriz biz. Bir gün tekrar karşımıza bütün acı çıplaklığıyla dikilecek hakikat. Ne mutlu gerçeği kabul edenlere. Gerçekte kalın, gerçekle yaşayın, gerçeği yüceltin, gerçek sizi korusun. Amen.